En belirgin benim yaşamdaki dokunuşu özellikle kimlik üzerinde oldu. Kendi kimliğimi, kendi öznelimi bulmamda bana yardımcı oldu. Ben de önce belki çok kendimi Kürt olarak bilmiyordum. Özellikle onu tanıdıktan sonra işte ben gerçekten neyim? Öznel kimliğim nedir? Bunu bana kendisi kavrattı. Onu öğrendikçe, tanıdıkça sanki bir bilmece çözüyorum gibi geliyordu bana. Ve hep ona zaten söylerdim. Sende bir şeyler var ama ben bunu çözemiyorum. Konuşan bir insan değildi aslında, çok konuşmazdı. Fakat bunu hareketleriyle de anlatırdı. Biz böyle bir ortamda onunla tanıştık. Hep böyle bir gizemliliğiyle tanıştık. Yani bunu konuşmasında, düşüncesinde her yerde görebilirdim. İşte eşim Kobani sürecinde ben zaten çalışıyordum. Direktmen onun yanında çok yer alamadım. Ama kendisi düşündüğü her şeyi ailesinin üstünde tutardı. Ön planda o ne düşünüyorsa onu yapardı. Yani bunu ne benim için ne başkası için değiştirmezdi o kararını. Yani kararlı bir insandı diyebilirim. Dolayısıyla o süreci de kendi kararlar doğrultusunda ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Bu belki bir ay sürdü, belki 2 ay sürdü. İnanıyordu. İnandığı her şeyi dediğim şekilde kendi yaşamının üstünde tutuyordu. O yüzden de orada da çok karşılık buldu. Her adımı aslında insani olarak baktığı için yapıyordu. Yani insana insani olarak bakıyordu. Çıkarlarını hiçbir zaman o düşüncesinin önüne koymadı. Tamamıyla neye inanıyorsa, bunu yaşamına bedeli de olsa karşılığını veriyordu, yapıyordu. Öyle inanıyordu. Yani öğrencilikten tutun da son sürecine kadar hep baskıyla karşılaştı. Hep bir yerden çekildi. Her düşünceden çekilmek istenildi daha doğrusu. İbrahim, ne olursa olsun ben dedim ya, hani diyor, doğru bildiğin yolda tek başına gidersin. O öyle birisiydi. Doğru bildiği şeyi yapıyordu. 6. yılımıza geride bırakıyoruz. Sevenleri benim için gelmiyor. Onun farklı bir dokunuşu var sevenler üzerinde. Onu unutturmayan o çizgidir. Onlar üzerinde bıraktığı dokunuştur, izdir. O yüzden o arkadaşlar da sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Bizimle beraber üzüntümüzü yaşıyorlar. İsterdik ki bugün bizimle beraber olsun. Zaman çok çabuk onu eledi, içimizden ayırdı. Biz bu üzüntüyü yaşıyoruz. İnan ki sanki hiç bu olay olmamış gibi. Arkadaşlarımızla beraber yine buluşup konuşuyoruz. Onun hatıralarını, onun sözlerini, onun duruşunu, felsefesini, toplumun ona olan sevgisini birbirimize anlatıyoruz. Bu anlatma da demek ki belki yıllar da devam edecek. İnşallah toplumda onun vermiş olduğu mesajla hep yaşayacak diye düşünüyorum. Saygılarımızı sunuyorum. Sevdiği şeyi yaptı, güzel yaşadı. Sevdiği şeyleri yaptığı için güzel yaşadı. Toplum onu unutmadı. Bu da bize yetiyor. Sevenlerimiz bizi tek bırakmıyor. Toplumda bir karşılığı var. Gerçekten Urfa gibi bir yerde kendini sevdirdi. Bu halk onu sevdi zaten. Bunu gösterdi. 2 seçim girdi. İki defa seçildi. Bu da onun sevildiğini, sayıldığını bize gösteriyor. O yüzden bu bize mutluluk veriyor.